Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nihat Üzel. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda en iyi futbolcularını derlediğimiz videoyla karşınızdayım. Başakşehir'in şampiyon olarak tamamladığı Cemil Usta sezonunda ön plana çıkan 10 futbolcuyu sizler için derledik. Listemizin 10. sırasına Alanyaspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'la başlıyoruz. Alanyaspor'un Sisse ile beraber hem ligde hem de kupada en önemli iki silahından birisi olan Bakasetas bu sezon Süper Lig'de 34 maçın tamamında sahada yer alarak muhteşem bir başarı ortaya koymuştur. 34 maçta 10 gol atıp 4 asist yapan Yunan forvet arkası attığı kritik gollerle Alanyaspor'un başarısına katkı sağlayarak takımı ligin 5. tamamlamasını sağlamıştı. Maç başına 2.4 kez kaleyi yoklayan, 1.1 kez adam geçen ve 2.4 de kilit pas atan yıldız futbolcunun kulübü Alanyaspor'la 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer döneminde sözleşme imzalatmak için büyük bir çaba harcadığı Gökhan Gönül'le devam ediyoruz. 35 yaşındaki milli sabek oyuncusu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta takımının hem hücum hem de savunmada en önemli silahlarından birisi olmuştur. Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtan yıldız sabek çıktığı 30 karşılaşmada attığı 4 gol ve yaptığı 4 asistle hücum yönündeki hünerlerini sergilemiştir. Maç başına 2 top çalan, 2 atak kesen, 1 kilit pas atan ve %82 pas başarı yüzdesiyle oynayan yıldız futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi önümüzdeki günlerde sona erecekken yıldız futbolcunun hangi takımda oynayacağı şimdiden merak konusu. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 5 maç kaçıran Antony Wakayeme listemizin 8. sırasında. Süper Lig'de Trabzonspor'un en önemli oyuncularından birisi olan ve 29 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 9 asiste muhteşem bir grafiğe imza atan Antony Wakayeme sezona damga vuran oyunculardan birisi olmuştur. 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Ekuban ve Sörloth'la iyi bir uyum yakalayarak Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahlarından olsa da savunmaya destek vermemesi nedeniyle otoriteler tarafından eleştirilmiştir. Süper Lig'de maç başına 2.6 defa adam geçerek en fazla çalım atan futbolcunun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson'la listemize devam ediyoruz. Kara Kartalların yaşlı delikanlısı olan 37 yaşındaki Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson bu sene harika bir performansla Beşiktaş'ın en stabil oyuncusu olmayı başararak takımını 3. yapmıştır. İlerleyen yaşına rağmen 30 Süper Lig maçında oynayan ve bu maçlarda 6 gol 6 asistlik katkı sağlayan Atiba Hutchinson, gençlere taş çıkartan futboluyla siyah beyazların hücumla savunma arasındaki köprü görevini görmüştür. %91.6 pas başarı yüzdesine sahip olan, maç başına 1.7 hava topu kazanıp 1.6 da top çalan Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Ama oyuncunun Beşiktaş'la bir sene daha futbol oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Listemizin 6. sırasına şampiyon Başakşehir'in sol bek oyuncusu Gael Clichy ile devam ediyoruz. Kariyeri başarılarla dolu olan 35 yaşındaki Fransız sol bek Süper Lig'de bu sezon çıktığı 31 maçta attığı 2 gol ve yaptığı 6 asistle dikkat çekmiştir. İlerleyen yaşına rağmen savunmadaki eforu, hücumdaki bindirmeleri ve tecrübesiyle Başakşehir savunmasının toparlayıcı isimlerinden olan Clichy, maç başına 1.8 top çalıp 2.4 kez de atakları uzaklaştırmıştır. Maç başına 1.3 kilit pas atan, 1.3 kez orta yapan ve %79.9 pas başarı yüzdesiyle oynayan Clichy'nin sözleşmesi önümüzdeki günlerde Başakşehir'de sona erecek. Ve geldik listemizin ortasına. 5. sıraya yine Başakşehir'in kilit isimlerinden olan başarılı eldiven Mert Günok'la devam ediyoruz. Hani derler ya, atanın da tutanın da iyi olacak diye. Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'un şampiyonluktaki etkisi inanılmaz derecede fazla. Bu sezon 33 maçta Başakşehir'in kalesini koruyan 31 yaşındaki milli kaleci, kalesinde yalnızca 31 gol görerek Başakşehir'in en az gol yiyen takım olarak sezonu kapatmasının mimarı olmuştur. 10 maçta kalesinde hiç gol görmeyen ve ligin en az gol yiyen ikinci kalecisi olan Mert Günok, maç başına 3 şut kurtararak bu alanda da en iyilerden birisi olmuştur. 4. sıraya gol krallığı yarışını Alexander Sörloth'un ardından 2. sırada tamamlayan Alanyaspor'un tecrübeli santraforu Papi Sisse ile devam ediyoruz. Bu sezon 32 Süper Lig maçında oynayan ve 22 gol atıp 1 de asist yapan Papi Sisse, Alanyaspor'un yaşadığı muhteşem sezonun baş mimarı olmuştur. Sözleşmesi önümüzdeki günlerde sona erecek olan 35 yaşındaki Senegalli yıldız, maç başına 3.6 şut çekip 2.2 defa da hava topu kazanmıştır. Listemizin 3. sırasına Türkiye'de futbol oynamış en iyi kalecilerden birisi olan Fernando Muslera ile devam ediyoruz. Tüm Galatasaraylı taraftarların acaba sakatlanmasaydı bizi şampiyon yapabilir miydi sorusunu kafalarından atamamasının sebebi olan Fernando Muslera, ligin en kötü savunmalarından birisini yapan Galatasaray'ın en büyük kahramanıydı.
Koronavirüs pandemi dönüşünde oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağı kırılarak sezonu kapatan Fernando Muslera, o güne kadar çıktığı 26 Süper Lig karşılaşmasında kalesinde yalnızca 19 gol görmüştür. Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Fernando Muslera, oynadığı 13 maçta ise kalesinde gole izin vermemiştir. Maç başına 3.1 şut kurtaran ve Galatasaray'a sayısız maç kazandıran Uruguaylı eldivenin Galatasaray'la bir yıl daha kontratı bulunuyor. Listemizin ikinci sırasında Kuzey'in kralı ve 2019-2020 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sørloth'la devam ediyoruz. Süper Lig'de maç kaçırmayarak 34 maçın tamamında da oynayan 24 yaşındaki Norveçli santrafor bu sezon 24 gol atıp 6 asist yaparak 30 gole direkt etki etmiştir. Sezonu muhteşem bir performansın ardından gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sørloth'un performansı şampiyonluk için yeterli olmasa da oyuncu piyasa değerini arttırmış ve Avrupa devlerinin transfer listelerine girmiştir. Maç başına 3.1 hava topu kazanan, 2.9 kez şut çeken ve 1.8 kez de adam geçen Sørloth, Süper Lig'de sezonun en iyi ikinci futbolcusu olmuştur. Ve geldik listemizin zirvesine. O isim Süper Lig'in istikrar abidesi, belki de Süper Lig tarihinin değeri en az bilinen oyuncusu olan Bosnalı yetenek Edin Visca. Başakşehir'in şampiyonluğunun en büyük mimarı olan Bosnalı sağ kanat oyuncusu Süper Lig'de bu sezon 33 maçta forma giymiştir. 13 gol atıp 13 de asist yaparak sezonu asist kralı olarak tamamlayan Edin Visca, iki istatistikte de çift haneleri görerek double-double yapan yegane oyuncu olmuştur. Maç başına 3.5 kez şut çeken, %74.3 pas başarı yüzdesi yakalayan, 1.4 kez adam geçen ve 2.9 kilit pas atan muhteşem yıldızın kulübü Başakşehir'le olan sözleşmesi gelecek sene sonunda sona eriyor. Sevgili izleyenler, her hafta Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen N10 programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir videoyla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın.